Narin. İsim ver sana o günü unutturayım. Ben o gün ancak bunadığım zaman unuturum. Bilmediğin şeyler var. Ne? Daha sonra konuşuruz bunları. Evde diyecek bir şey yoktur şimdi. Gidip bize bir şeyler al. Diploman nerede? Diploman? Şu evrak bu olmaz mı? Yetmez mi? Olmaz. Diploma olmadan olmaz. Nereden bileceğim ben senin lise mezunu olduğunu? Ya çakıp sınıfta kaldıysan? Olur mu hocam? Birincilikle mezun oldum ben. Yani şey bakımından alamadım. Ayrılmam gerekti acilen o bakımdan. Yoksa olurdu da sizin okulun faksına faks çekse bizim okul. Senin okuma yazman da yok galiba. Bak, burada ne yazıyor? Diploma aslı. Eylül'ün 7'sine kadar burada yazılı evrakların hepsini tamamlayacaksın. Yoksa kayıt mayıt yaptıramazsın. Evet, sıradaki. Of. Hiçbir işim şöyle kolaycıktan hallolmaz zaten. Neyse, şikayet etmeyeceğim. Kendi kafasızlığı. Al diplomanı öyle çıkıyor değil mi? Onu bunu düşünecek hal mi bıraktılar insanda? Seni gördüm nasıl düştü? Kızlar benim kayıttan önce bir hocaya uğramam lazım. Ya nereden çıktı şimdi hoca ya? Kerim ne olsun partisine geç kalacağız. Evet. Kızım havuz partisi akşama kadar orada kaçmıyor ya. Amcamın selamını söyleyip çıkacağım hemen bir şey yok. Bütün sene işimiz düşecek adama belli ki. Şişt, tanıdık hoca bulmuşken. Hadi siz şurada oturun ben geliyorum hadi hemen. Adresi biliyor musun? Ben arıyorum da. Evet, ben o tarafa gidiyorum. Sana göstereyim. Hadi gel benimle. Sağ ol. Ne dedim ben sana? Yabancılara sokulma, her söylenene inanma demedim. Sakın da sakın. Sokar seni eve, satar matar. Ne yapacaksın o zaman? Hiç. Geçmiş olacağı her bez batır. Bırak gitsin. Sen sonra bulursun. Gelmiyor musun kızım? Teyze yok ya, sen şey yap, git ben bakacağım. Allah Allah. Kızlar, hadi şu kayıt işini bitirelim ya. Şu hayatta bir avukat olmam eksikti, o da olsun tam olsun bari.
Sen daha bu seneden devamsızlıktan atılırsın. Boşuna kayıt falan olma bence. Sonra amcam da korusun beni uçağa. Cambridge at antrenörü. Yok canım olmaz. Burada işte dalgamıza bakıyoruz. Şu 18'ini bir doldurayım. Sonra kim tutar beni be? Sanki şu an tutabiliyor adam. Kimse yok evde. Semra Çiçek'e bakmıştım da. O ayrıldı buradan. Bir aydan fazla oldu. Ha öyle mi? Ya nasıl olur? Ben okuldan, panodan aldım ev adresini. Ev arkadaşı arıyormuş. Vallahi o kadarını bilemem. Ev arkadaşıyla anlaşamadı, ayrıldı. Bir tek onu biliyorum. İstersen sen Zeynep'le bir konuş. Onun da yeni ev arkadaşına ihtiyacı vardı. Ha, o nerede o? Ne zaman gelir? O bir mağazada çalışıyor ama geliş gidiş saatleri hiç belli olmaz. Gel benle bekleteceğim ama benim de çıkmam lazım. Ha. Oldu. Tamam sağ olun. Ben şey yapayım. Gelirim ben tekrar yine. Teşekkürler. Rica ederim. Cigaran var mı abla? Yok, kullanmıyorum. Emine'm versene be abla. Oğlum yürüyüp gitsene sen işine ya. 500 bin dolar abla. Hadi abla, kırma beni. Ne oluyor lan? Abi. Ben seni bir daha buralarda görmeyeceğim demedim mi? Abi abla. Dedim mi demedim mi lan? He? Gide. Rıfat ben. Birini mi beklediniz? Yok. Vakit biraz geç oldu da bizim bu mahalle pek tekin olmaz bu saatlerde. Yok ben çok yoruldum da dinleneyim dedim. Ondan şeye geldim de gidiyordum zaten. İstiyorsanız gideceğiniz yere kadar bırakayım. Yok sağ ol, sağ ol. İyi akşamlar. Odanız var mı acaba? Var hanımefendi. Ne kadar bir geceliği? Hanımefendi en güzel odamızı verin. Ücret mühim değil. Lafını bile etmeye değmez. Misafirimiz olun bu gece. Amca sen ya. Ben öyle biri değilim. Öyle olmasa ne işin var saatte bu kapıdıklarında? Git beni hadi başka evde ara. Ya ne biçim insanlarsınız siz be? İçiniz kokuşmuş sizin. Bütün şehir pislik içinde kokuşmuşsunuz sen be. Sen neyi ver? Evinizi köyünüzü terk etmeyin. Aşıktan yolunuzu şaşırıyorsunuz. Git caddeye çık. Ne yersen orada ye. Defol. Ben bir avukat olayım. Defol. Göreceksin sen. Sana dava açacağım. Donuna kadar alacağım seni. Sen göreceksin. Nasıl? Allah belanı. Hadi be. Burada sana ekmek yok. Belanızı versin hepinizi. Şuraya bak ya. Ne biçim şehir lan burası. Bir otel bulacağım. Sus be. Bizde olsa yemek veririz, yiyecek veririz, yatak veririz. Gerçi biz de kendi çocuğumuza dünyayı idare ederiz. Allah hepinizin belasını versin. Hepinizin belasını versin. Of 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 of. Gelsene oğlum hadi. Niye değiştiriyorsun telefon kartını? Ya Narin. Ya da baban Fırat. Ama kızın etrafına bir metre yaklaşmayacaksın. Yoksa
babana astırana kadar ifade veririm. Yeter somurttuğum bir oğlum. 5 gün sonra Stanford kampüslerinde salınırken bu olup bitenler aklına bile gelmeyecek. Ben Amerika'ya gitmeyeceğim. Ha? O kızı ortada bırakmayacağım. Bir semestr geç başlarım. Ne de olsa master. Baban seni oyar duyarsa. Hele Narin yüzünden bir dönem kaybedeceğini duyarsa var ya. Adamın ne hayalleri var oğlum seninle ilgili? Çok da umurumda. Bu ne ya? Kim göndermiş bu videoyu? Ah! Şadiye bu. Şadiye bu. İnanmıyorum Şadiye bu. Narin Hanım, sizinle böyle temas halinde olmak ne kadar güzel. Sermet, bu maili sen mi attın bana? Mail mi? Yok canım, bir yanlış anlaşılma var. Benim kimseye karşı bir mailim yok. Sermet, bak bana doğruyu söyle tamam mı? Bu iş gerçekten çok önemli benim için. Sen mi gönderdin bunu? Yani gerçekten ne dediğinizi anlamıyorum Narin Hanım. Kime laf anlatıyorum ben ya? Kapattı. Yedi mi abi peki yani maili ben atmadım falan deyince? Vallahi ister yesin, ister yanında yatsın. Kardeşini görmek istiyorsa akıllı olacak. Allah garibin yuvasını yaparmış Ali. Yapardı abi. Sen beni fena yaktın abi be. Şu evlilik işine başka bir çözüm bulsak, gözünü seveyim. Lan çocuk ortada mı kalsın? Ben alacak değilim yerin ayı. Yoksa 2 güne kadar gelip alırlar çocuğu. Ha? Bak geldi. O geldiğinden beri hayatımıza değişiklik geldi lan. Görmüyor musun? Hem doktor da çok memnun. Değil mi kız? Dünya tatlısı. Ay bulmaz olaydım o İrina'nın evini mevini. Kafama edeyim ben. Lanet olsun o güne. Burası mı lan? Burası abi. İrina ne İvan ya? Sipariş verdim ben. Market geldi. Dur. Oh. İrina! Aç lan kapıyı, zorluk çıkartma. Nasıl olsa içersin. Geçin lan şöyle. Geç. Sen bize yanlış yaptın İrina. Niye öyle mektup bırakıp kaçmalar? Ha? Gelip bize söylesen, ben bu çocuğa bakamıyorum desen anlamayacak mısın sen? Ya korktum ben. Kafamı bıraktı bana İvan. Bizi bir şey yapacak korktu ben. Sen korur Galina. Senin mallığın İvan'dan değil. O aldığın haplardan. Artistik yapma bana. Allah'tan ben çocuğu seviyorum. Lan nasıl olacak böyle? Ha? Sen geri verecek mi? Lan ne geri vereyim sana ben çocuğu? Ha? Niye geri vereyim? Çocuk okula başlayacak. Demeyecekler mi bize bu çocuğun kimliği nerede? Anası nerede, atası nerede, danası nerede? Öyle lap diye alırlar mı okula? Lan mal. Bu çocuk hastalansa doktora götürsek doktor bakmaz bu çocuğa. Lan bakma bana öyle. Lan bir tane köpeği bile veterinere götürdüğün zaman yanında karnesi oluyor. Ya ben bunu öldürürüm bu gerizekalı ya. Ne yapacağız biz? Ben çözüm yolunu buldum. Bu işi bir resmiyete dökeceğiz. Ali ile evleneceksiniz. Ne o? Kim? Sen oğlum. Evleneceksiniz işte.
Sen çocuğun nüfusunu alırsın, çocuk yanımızda kalır. Sana da kazandığın parayı çıkartır veririz. Adam akıllı çocuğunu büyütürsün. Abi, annem var abi. Abi bak benim annem hayatta ecnebi bir kadınla evlenmeme izin vermez abi. Allah aşkına. Tatyana ne olacak? Abi Tatyana ile bir evlilik durumu yok abi. Ayrıca anne ikna olur yani bu bayanın hani sektör olarak da bana pek uygun değil abi. Bırak lan bu işleri. Gerçekten evlenmiyorsunuz oğlum. Kolpa dümen. Madiden. Ya ne olacak? Onun odası ayrı olacak, senin odan ayrı olacak. Ya çok mu canın çekti? Çalarsın kapıyı selamünaleyküm diye girersin. Nasıl olsa nikahlı karın. Abi dalga geçme, gözünü seveyim bak ya. Abi bak benim de bir sevdiğim var, bir hayallerim var, bir olayım var yani. Hamdi evlense ne olacak ki abi? Ulan sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir adamsın? Ayaküstü arkadaşını sattın bana burada ya. Sen evleneceksin lan. Uzatma. Ne oluyor lan burada benim sabah sabah kafam? Ben demiyor mu size bu eve adam gelmeyecek? Babür abi. Şadiye. Aa, abi burada ne işin var senin be? Ha? Ha, biz de bakıyoruz sana öyle uzaktan. Bunun işte galinasına falan bakıyoruz. Yine aşın üstüne. Ne abi? Hayatımda hiç mi şortlu karı görmedim? Senin ne işin var lan bu yanında? Abi temizliğe geldim. Ya laf mı şimdi bu? Evim işte burası benim. Biz böyle üç karı, pardon bayan, beraber yaşıyoruz burada. Sen aileni hiç mi düşünmüyorsun lan? Sen bizleri hiç mi düşünmüyorsun? Ne ailesi be? Ha? Aile mi kaldı? Ben şimdi senin üzerine ne vazife edeceğim? Albüm kırılacak. Ama ben diyeceğim yani bakın. Ben sana gösteririm vazifeyi. Bak hazırlan gidiyoruz. Babür abim. Bak bana bu ailemin pırlanta dişleri bile laf geçiremedi. Sen karışma. Hiç sevmiyorum ben böyle tripleri. Ha. Git hazırlan. Ceset torbasıyla çıkarsın buradan. Yürü lan. Ne yapacağız lan? Böyle hanımefendi kızın yanına böyle mı çıkartacağız? Ali onun benim elim ayağım boşaldı. Abi ona bir tane çanta, iki tane de piyes. Ben onu badana var, hallederim ben onu da. Abi şu evlilik mevzu gerçekten... Ya bir sus. Allah aşkına bir sus. Al şunu. Nasıl hareketlerine dikkat edeceksin. İnsan gibi çıkacaksın o çocuğun karşısına. Bak ama koruyacaksın beni İvan'dan. Arkadaş ne İvan'mış ya. Arkadaş ne İvan'mış ya. Getirin bana şu İvan'ı. Yok o buralarda. Ulan burada olmayan adamdan niye korkuyorsun o zaman? İstediği zaman gelir, para alır gider. Tamam bundan sonra gelir benden alır. Vay be. Uğraşmadığımız bir özlük hakkı kalmıştı. Ona da bulaştık. Şadiye! Getir lan şunu. Ona laf geçmez. Bulaşma birader. Hiç dinlemez seni. Alkolü bırakacaksın, hareketlerine dikkat edeceksin. O çocuğu üzersen seni üzerim. Çok özledim ben Galina'yı. O zaman akıllı ol. Abi. Kız gitmiş abi. Ne diyorsun lan sen? Karambol'da falan uzadı gitti herhalde abi. Bak İrina, şimdi gidiyorum. Hazırlanın, toparlanın bana gelin. Şadiye'ye söyle, itin deliğine girse bulurum onu. Taksim'in göbeğinde asarım. Fena mı oldu oğlum? Bir taşla kaç tane kuş vurduk. Galina yavrumuz oldu. Hem bundan sonra anne hasreti çekmeyecek. E seni evlendiriyoruz. E bir de zaten Nari'nin başını bulduk, daha ne olsun? İşte bu da Şadiyecik. Canım benim ya. Meyenin kimden geldiği belirsiz tabii. Ama IP adresinden izini sürebiliriz. Boş ver ya, gerek yok. Neye yarar ki? Nasıl olsa inkar edecek o ayıcık. Eline koz geçti ya, kullanacak.
Ben Metin'den yardım isterim. Sen hiç merak etme. Herkesi kaybetmişim. Herkes ölmüş zaten. Şadiye'yi şansa bırakamam. Kim ölmüş? Ben böyle çeşitli kaynaklardan öğrendim. Bir de uzun zamandır haber falan topluyordum. Annemle Mehmet abi. Ben kasabadan ayrıldıktan bir yıl sonra ölmüşler soba zehirlenmesinde. Şadiye de o gece kaybolmuş ortalıkta. Ama burada işte buldum onu. Bana kötü oldu. Alo. Recep Bey. Size kızınızı göstereceğim. Yarım saat içinde söylediğim adrese gelin. Ne hale geldik biz ya? Sen bunu duyar duymaz bana nasıl söylemezsin? Biz ne zaman bu kadar uzaklaştık Nari? Çok üzüldüm. Ya Deniz, olanları önce benim idrak etmem gerekiyordu. Yani bu olayı konuşabilmek için önce benim sindirmem gerekiyordu. Onca yıldır arayıp sormadım onları. Ne kadar suçluluk hissediyorum biliyor musun? Şadiye. Merak etme, tamam mı? Bulacağız. Tamam. Saat çok geç oldu. Hadi gidiyorum ben toplantıma. Şirketine toplantısı. İzin aldım. Gitme. Yok yani izni. Zaten çok aksattım işleri. Şimdi ben hemen birkaç yeri arayacağım. Acil aramaya başlamamız lazım. Tamam, merak etme. Ben zaten gidip Metin'e danışacağım toplantıdan sonra. Böyle mobeselerle falan her şeyi buluyorlarmış. Ben hallederim. Sen işine bak. Giderim Metin polise, ben her şeyi hallederim. Sen şu görüntüyü bana mail at ama, tamam mı? İş bitince de ben sana haber veririm. İşte burası. Birazdan gelin. Avukatlık şey mi burası? Evet. Bilmiyor muydunuz kızınız avukat? Yok, bilmiyorum. İşte geldim. Bu Şadiye değil ki. Narin bu. Ne olmuş bu kız böyle ya? Oo, tezgaha bak maşallah maşallah ya. Vallahi on numara olmuş ha. Biz elektrik faturası gelmesin diye 9'larda yatağa girelim. Hanımefendi gece 12'lere kadar ışık açık ders alırsın. Ne kadar güzel maşallah. Ya. Lan! Baba lan! Ya lan baba gözü seveyim ya. Evet. Çok ünlü bir hukuk bürosunda çalışıyor. Attıracaksın kendini okuldan Narin Hanım. Uyanıklık yapmayacaksın, anladın mı? Sıfır alacaksın, bir alacaksın, sınıfta kalacaksın, kendini okuldan attıracaksın. Eğer sen bak bir daha ders çalış, bu parmaklarını kıtır kıtır kırarım senin. Anladın mı? Ama belli ki sizinle bir sorunu var.
Ya evinizi, iş yerinizi sürekli gözetleyip duruyor. Korkarım niyeti pek iyi değil. Gebertirim lan seni! Gebertirim lan! Gebertirim seni! Rahat bırak beni! Gebertirsin ha! Rahat bırak beni! İstediğim yere git! Gebertirsin! Şikayet edersin beni! Allah'ın aşkı için yapma Recep'i! Bırakın lan! Hep senin yüzünden oldu bunlar zaten! Seni yemin ediyorum! Öldürürüm! Öldürürüm seni! Seni yemin ediyorum öldürürüm! Yemin ediyorum öldürürüm! Dilenirim gene okurum ben. Eğer okula gitmezsem ölürüm. Ölüm çıkar bu evden. Ölün sizsin o zaman. Recep Bey konuşalım. Bir şey demediniz teklifim için. Ne düşünüyorsunuz? Konuşuruz. Ama öyle ucuz olmaz bu iş. Patron kesenin ağzını açacak. O kolay. Siz merak etmeyin. Evin adresini ver şimdi sen bana. O niye? Seni ilgilendirmez. Önce ben kendi işlerimi halledeyim. Sonra senin problemini de çözeceğim. Arayacağım ben seni. Ver. Tamam. Anlaştık. En kısa zamanda oturup görüşelim. Görüşeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.